Değerli dostlar, İzmir Düşünce Platformu'nun 137. toplantısına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, köklere inemezseniz göklere yükselemezsiniz. Konuğumuz ise Aydın Çelebi hocamız. Ben hocamızın kısa özgeçmişini size takdim edeyim. Aydın Çelebi hocamız 10.06.1958 Erzincan doğumludur. İlkokul ve ortaokulu Erzincan'da okumuştur. Lise eğitimini İzmir Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini ise Manisa Gençlik ve Spor Akademisi'nde voleybol uzmanlık, Türk Halk Oyunları yardımcı uzmanlık alanında olmak üzere 1981 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi 1988 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Türk Halk Oyunları ile ilgili sosyal psikoloji alanında tez hazırlayarak 1991 yılında tamamlamıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde başladığı doktorasını tez aşamasında yarım bırakmıştır. Akademisyenlik hayatına 1981 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde başlamış. 1983 yılına kadar Erzincan Eğitim Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak hizmet vermiştir. Yedek subay olarak başladığı askerlik hizmeti sakıncalı olduğu gerekçesiyle rütbesi sökülmüş. 20 ay piyade er olarak Kırklareli Vize'de yaptırılmıştır. 1984 yılında İzmir Fatih Koleji'nde öğretmen olarak görev yaparken 9 Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Ali Türkaslan Bey tarafından yapılan teklif üzerine 1985 yılında alınan üniversitede antrenör kadrosuyla göreve başlamıştır. 1987 yılında kazandığı okutmanlık sınavı ile akademik hayatına tekrar başlamıştır. 1994 yılında beden eğitimi bölümünü kurmak üzere öğretim görevlisi olarak göreve başladığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde akademisyenliğin yanı sıra çeşitli idari görevlerde de bulunmuştur. 2023 yılında 41 yıllık hizmetinden sonra emekli olmuştur. Üniversite ve kulüplerde çalıştırdığı voleybol takımlarında sayısız şampiyonluklar kazandırmıştır. 1975 yılında İzmir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ülkücü Şehit Kemal Fedai Coşkuner'in teşvikiyle başladığı Türk Halk Oyunları'na gerek oynayarak gerekse ekipler yetiştirerek Türk kültürüne hizmet etmeye devam etmektedir. Ben burada sözü Aydın Çelebi hocamıza bırakıyorum. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkür ediyorum Sezai kardeşim. Hasan Hocam'a tekrar minnet borcum var. Teşekkürler iletiyorum Sayın Hocam. Sayenizde üniversitede göreve başladık. Akademik hayatımıza devam ettik. Çok güzel yıllarımız geçti, 12 yıl beraberdik. Ama siz Ankara'ya hizmet, herhalde Devlet Planlama Teşkilatı'na gittiğinizde sizden sonra atanan sekreterimizle devam ettik. Ama Ethem Ruhi Fulan'ın daveti üzerine de Muğla'ya geldik. Ben Dila Kolay, 137.si düzenlenen bir oturumdan bahsediyoruz. Evvela Doktor Üniversitesi'nde görev yaptığın 84'lü yıllardan sonra beraber olduğun Sezai kardeşim de söylediği gibi memleket sevdalısı, Türk milliyetçisi, bir arkadaş ve öğrenci grubunun kurduğu İzmir Buluşması platformunda ön ayak olan kim varsa hepsine katılan misafirler huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca değerli zamanlarından vakit ayırarak bu konferansa katılan misafirlerinize teşekkür etmek istiyorum. 136 defa gerek sunum yapan fikir adamlarıyla anlatılan konuyla ilgili katkıda bulunan misafirlerle bugüne kadar üst seviyede karşılıklı saygı çerçevesinde toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantımızın da karşılıklı saygı
sevgi çerçevesinde geçeceğine inanıyorum. Bana hocam Platon'da katıldığınız Turan Kurultay ve Balkanlar'la ilgili sizin sunum yapmanızı istiyoruz teklifini Sezai kardeşim yaptığında inanın biraz tereddüt ettim. Nedeni konuya derinlemesine bakıldığında afişteki göklere inemezseniz, göklere yükselemezseniz sözünde düşündüğünde biraz tereddüt ettim. İçeriği çok önemli olan bir konu çünkü. Platform'da konuyla ilgili uzmanlar olduğunu biliyorum. Şu anda hepinizin katılan misafirler içerisinde bu konuda uzman olanlar olduğunu da biliyorum. Onun için işimiz zor. Gruptaki arkadaşların fikren beraber olduğumuz dostlar olması beni rahatlatıyor açıkçası. Karşılıklı sohbet arasında geçeceğine de inanıyorum. Şimdi ben Eylül aylarını sevmiyorum. Kara Eylül diye adlandırıyorum. Nedenini sizler biliyorsunuz. Sohbetimize bir ay önce hayatını kaybeden Azerbaycan'ın gülen yüzü, Türk milleti sevdalısı, hemşerim, milletvekili Ganira Paşayeva hanımefendi rahmetle anarak başlamak istiyorum. Neden hemşerim diyorum? Çünkü benim dedem Nahçıvanlıdır. Azerbaycan'dan Diyarbakır'a subay olduğu için görevlendirilmiş. Daha sonra da Erzincan'da Doğu'nun o dönemlerde en büyük cezanın olduğu yıllarda görevine devam etmiş. Ama dedem Nahçıvanlı. Nasip olur, arayol açılırsa akrabalarımı görmeye, ziyaret etmeye gideceğim. Çünkü daha önce Bakü'ye gittim. Araştırmaların sonucu Nahçıvanlı oldu, ortaya çıktı. Nahçıvan'a gideceğim inşallah. Ama bu arada malum bizler ne kadar palabıyık bıraksak da hanım köylüyüz. Hasan Hocam kızın diye hitap ettiği Müberra Hanım'ın annesi Makedonya Radoviç Kalogesera köyündendir. Dolayısıyla ataya bağlılık neticesinde Türk dünyası hep ilgi analıma girmiştir. Avrupa ve Arap ülkelerini görmeme rağmen gezilerimi soydaşlarımızın olduğu ülkeleri yapmayı daha çok seviyor ve uygun buluyorum. Ayrıca konumuz Türk dünyası olunca Türklük, Türkçülük, Turancılık denince akla hep Ziya Gökalp geliyor. Bizler 74 öncesi ocaklarda bu ana başlıklarını geçtiğim Türklük, Türkçülük, Turancılık eğitimini alarak büyüdük. İzmir'deki kardeşlerim tanırlar, Burhanettin Semerkantlılar. Ama ben General Cevat Rıfat Atalay'ın hanımının da eğitimini aldım. Dolayısıyla İzmir'deki büyüklerimi sizler biliyorsunuz. O dönemde ocaklarda haftalık seminerler olurdu. Biz orada bu eğitimi aldık. Hatta mitinglerde Hedef Turan diye çok bağırdık. Sizler de belki de grupların içerisinde yer aldınız. Ziya Gökalp dedim. Çünkü ilginç bir tevafuk. Konferansımızdan bir gün önce, yani dün Ziya Gökalp'ın ölüm yıldönümüydü. Yani 25 Ekim 1924. Rahmetli olmuş o tarih. Ziya Gökalp'ı konumuzun tam ortasına oturtmamızın gerektiğini inanıyorum. Afişteki başlığa bakınca. Dolayısıyla büyük Türk milliyetçisi, toplum bilinci, fikir adamı ve Diyarbakır milletvekili. Türkçü Ziya Gökalp'ın vefatının 99. yılında rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Kendi tanımıyla Türkçülük
Türk milletini yükseltmek demektir. Malumunuz üzere Diyarbakır'da ve Güneydoğu'daki Hendek Savaşı'nda rahmetlinin evi tarla ve yakılmıştı. Ama devletimiz yerini inşa etmiş. Daha önce görmüştüm, şimdi göremedim. Çok üzülmüştüm çünkü. Kendisi kendi tabiriyle Türk ile Kürt ayırmanın mümkün olmadığını iddia etmiş. Türkler ve Kürtler yüzyıllarca beraber yaşayarak ortak bir kültür çerçevesinde yoğrulmuşlar. Dolayısıyla Gökhan'a göre Kürt'ü sevmeyen Türk, Türk değildir. Kürt'ü sevmeyen Kürt de, Türk'ü sevmeyen Kürt de Kürt olamaz demiştir. Gökalp, evet ben Türk'üm ama etnik olarak atalarım Kürt veya Arap. Olsa dahi ben kendimi Türk sayarım demiş. Çünkü ben Türk olmayı bu kültürün içinde büyüyerek öğrendim. Hatta dizelerinde Ziya Gökalp, vatan ne Türkiye'dir, Türklere ne Türkistan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir, Turan demiştir dizelerinde. Topluncu bir düşünce adamı olmanın yanında milliyetçilik düşüncesini Turancı ideolojisiyle destekleyerek eserlerin içerisine yerleştirmiş bir düşünürdür. Ve önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz bedenimin babası Ali Rıza Efendi'dir. Hislerinin babası namı Kemal ama fikirlerin babası Ziya Gökalp'tir demiştir. Önderimiz manevi kızı Afet İnan'a Türk'ün tanımını kendi elleriyle yazmış. Hani köklerimize inmemizin yolu Türk olduğumuzu ispatlamamızdan geçiyor. Biz kimiz? Bunu tanımamızdan geçiyor. Atamız bu memleket dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine sahne oldu. Bu sahne en aşağı 7000, evet en aşağı 7000 senelik Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı. Beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu. Sonra onlara alıştı, onları tabiatın babası tanıdı. Onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu, şimşek, yıldırım, güneş oldu. Türk oldu yani. İşte Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir. Atatürk'e göre, atamıza göre kendini Türk olarak gören herkes, Türk hisseden herkes Türk. Zaten anayasamızda da Türkiye devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür demiyor. Afişteki köklere inemezseniz göklere yükselemezsiniz. Evet, köklere inmek Türk olduğumuzu unutmamak. Yani aslını bilmeyen neslini bilemez. Bu şuurla hareket etmemiz lazım diye düşünüyorum. Şimdi yine ilginç bir tesadüf veya tevavuk. İki gün sonra yani pazar günü hep beraber inşallah Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü kutlayacağız. Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresi diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek son noktayı koymuştur. Cumhuriyet atalarımızdan bize kalan en büyük mirastır. Yine Cumhuriyet Türk milletinin yokluklar içerisinde, yoksulluklar içerisinde, zor şartlarda varoluş mücadelesinin ölümsüzleştirilmesidir. Türk milleti
Hatamız ve silah arkadaşlarının öncülüğünde tüm dünyaya 7 düvele Türk milletinin iradesine pranga vurulamayacağını ilan etmiştir. 100. yıla ulaşmanın gurur ve mutluluk ve coşkusunu yaşıyoruz. Bu önemli ve anlamlı gün vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere resimde ben dün Cumhuriyet yürüyüşüne katıldım, orada çekilmişti. Daha önceki resim değildir bilginize bu arada. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı hepimize kutlu olsun. Ayrıca Cumhuriyeti kutlamak bir eğlence değildir. Milli bayramlarını kutlamayan milletler, dini bayramlarını kutlayacak vatan bulamazlar. Bu arada değinmeden, bir şeyler söylemeden ne yazık ki geçemeyeceğim. Tüm dünyanın gözünün önünde bir insanlık suçu işlenmektedir. Tıpkı Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara, tıpkı Doğu Türkistan'da Uygur soydaşlarımıza ve tıpkı Kırım'da, Karabağ'da, Bosna Hersek'te saymakta bitmeyecek yerlerde sırf Türk ve Müslüman oldukları için çoluk çocuk, kadın ve yaşlı demeden, hatta hasta bile demeden binlerce insan katledilmiş ve halen katledilmekte. Ne yazık ki yapılanlara bütün dünya susuyor, izliyor ve seyirci. Evet, Filistin'den bahsediyorum. Her ne kadar günümüze kadar bizim yanımızda olmasalar da biraz önceki resimde ben unuttum. Geminin üstündeki yazının izahı, tercümesi ilginç. İlk gelen gemideki, afişteki, buradaki Almanca yazılmış. Almanlar ailemizi yok etti. Siz unutkanınızı yok etmeyin diye asmış Filistinliler. Ne yazık ki bunu çok çabuk unuttular. Diyorum ya, her ne kadar günümüze kadar bizim yanımızda olmasalar da biz Filistinlerin yanında yer alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Bu sadece insanlık namı. Evet, resimde gördüğünüz bombalanmış Gazze. Bugün gazetede okudum, hastane bölgesine 170'in üzerinde bomba atılmış. İnsanlık dışı bir davranış. Ama en ağrıma giden bana göre Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanımızın arabuluculuk yapmak istiyoruz demesine rağmen Hamas'ın Mısır ve Katar'ın arabulucuna evet diyerek ne Batı Şeria ne de Gazze'deki yönetim bizi muhatap almamıştır. Bunlara rağmen biz yine Filistin'i desteklemek zorundayız. Neden mi? Bana göre nedenini açıklamak istiyorum. İsrail'in yani Yahudilerin asıl hedefi Siyonizm'dir. Amerika, İsrail'in etrafında ona tehdit olacak ülkeleri bir bir parçalıyor. Buna hepimiz şahidiz. Örnek isteniyorsa ilk önce Irak'ta kimyasal silah var, yalan uydurdu. Irak'ı mezheplere ayırdı. Sünnisini, Şiizmi, Kürdü diye üçe ayırdı. Sonra Libya'yı ikiye böldü. Yetmedi, sonra
Süleyi Arap Baharı yalanıyla kandırdı. Kaynağın kazan haline getirdi Suriye'yi. Ve PKK'nın altyapısını oluşturdu. Diğerlerini anlatmaya gerek yok. Bence geriye sadece İran ve Türkiye kaldı. Filistin'in İsrail'in savaşı kaybettiği bir ülke, Filistin İsrail'in savaşı kaybettiği bir ülke olmalı bana göre. Filistin'e yapılacak her türlü destek bize yönelecek. Tehdidin önüne geçmek demektir diye düşünüyorum ben. İsrail'in tek hedefi Siyonizmin sınırlarını gerçekleştirmek. Onlar Tevratlarında yazdığı gibi Tanrı tüm ulusları önünüzden sürecek ve sizler büyük ve güçlü olan ulusların toprağını mülk alacaksınız. Ayağınızın bastığı her yer sizin olacak. Sırlarınız çölden, Lebanon'dan, yani nehirden, Fırat nehrinden Akdeniz'e kadar sınırlarınız olacak, önünüzde kimse duramayacak. Tora, Devarim, Bab 11, 23, 24. Bunu da bugün araştırdığımda Genel Cibat Efrat Adıla'nın Gizli Devlet Fesat Programı ve Dünya İstilacıları kitabından aldım. Evet, ben bu emperyalistlerle mücadelenin Türk dünyasının bir araya gelmesiyle yapılacağına inanıyorum. Bunun adı da Turan'dır. Günümüzde bununla ilgili devletimizle birlikte ciddi adımlar atılmıştır. Adı Türk Devletler Teşkilatı'dır. Evet, resimde görüyorsunuz. İsrail, İngiltere, Amerika desteğiyle İsrail'e destek vermekte. Ama haritaya şöyle bir bakıyorum. Türkiye'nin çevresi adeta İsrail'miş. Yani eğer Filistin İsrail'e karşı zafer elde edemezse ve sınırlarını genişletmeye devam ederse İki tane ülke kalıyor geride gördüğünüz gibi. Biri İran, diğeri Türkiye. Onun için Türk devletleri bir araya gelmek zorunda. Devletimiz adım atıyor. Güzel gelişmeler var. Adı Türk Devletler Teşkilatı. Yaklaşık 300 milyonluk nüfusu 4,5 milyon kilometre kare coğrafyası, yaklaşık 2 trilyon dolarlık ekonomi potansiyeliyle çok kutuplu dünya düzeninde şüphesiz etkili bir kutba dönüşecektir. Türk dünyası eklenmeyen devletlerin de eklenmesiyle zenginleşir, güçlenir ve özünde hep bir olursak. Orta Asya'da kök salıp Kafkaslardan Anadolu'ya, Avrupa'ya ve dünyanın dört bir yanına yayılan güçlü kardeşlik bağının oluşması dünyaya Türk'ün gücünün ne olduğunu göstermesidir. Resimde Türk dünyası Türk Devletler Teşkilatı'na üye ülkelerin ve göstermecilerin liderlerini, resimlerini görüyorsunuz. 1992 yılında ilk adım atıldı. 2009 Nahçıvan Zirvesi'nde Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyi kısadıyla güçlü kurumsal kimliğine kavuştu. 2021'de ise şükür
Tarihi İstanbul Zirvesi'nde, kendi ülkemizde Türk Devleti Teşkilatı olarak adı değiştirildi. Gurur duyuyoruz. Hali hazırda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan asıl üye, Macaristan ve Türkmenistan ise gözlemci olarak teşkilatta yer almaktadır. İstanbul'umuzda daimi sekreteriyası Budapeşte'de de Avrupa Ofisi bulunan Türk Devletleri Teşkilatı üye gözlemci devletleri arasında ekonomiden ulaştırma ve gümrüğe, enerjiden tarıma, eğitimden gençlik ve spora, dijitalleşmeden adalet ve güvenliğe, kültürden turizme ve sağlığa kadar 20'den fazla farklı alanda, evet, 20'den fazla farklı alanda çok yönlü işbirliğini hayata geçirmiştir. Türk Devletleri Teşkilatı'nın amblemini görüyorsunuz. Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Yatırım Fonu, Transazar Ulaştırma Koridoru, Kardeş Limanlar Süreci, Sağlık Bilim Kurulu, Modern İpek Yolu, Ziyaret Projeleri, Üniversiteler Arası, Öğrenci Öğretim Üyeleri Değişimi, Gençlik ve Spor Projeleri gibi çeşitli proje girişimlerle üye ve gözlemci devletlerinin refahı için çalışmalar yürütmektedir. Teşkilatın tüm projeleri bölgede ve ötesinde barış ve istikrarı teşvik etmeyi ve sosyoekonomik kalkınmayı artırmayı hedefliyor. Kurumsallaşma sürecini somut kazanımlarını tamamlayan Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Dünyası 2040 vizyonuyla daha derin işbirliğinin hedeflendiği yeni bir döneme doğru ilerlemektedir. Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Dünyası'nın ortak gücünün sembolü ve sarsılmaz dayanışmasının mahsulüdür. Biz birlikte daha güçlü olacağız. Bunun adı Turancılıktır. Evet, bunun adı hayalini kurduğumuz Turancılıktır. İlişkilerimizin katılacak olan diğer soydaş ülkelerimizle birlikte daha güçlü hale geleceğine ben inanıyorum. Evet, göklere yükselmek de ancak Türk dünyasının birlikteliğiyle olur. Biraz önce Yahudilerle ilgili staj'da bulundum. Evet, Kur'an'daki Yahudi aynı Yahudi. Ama Kur'an'daki Müslüman aynı Müslüman. Kur'an'daki söylendiği gibi. Hasan Hocam daha iyi bilir, Abdülkadir Hocam daha iyi bilir. Şimdi gelelim benim daha önce dediğim gibi Balkan ülkelerine ve Azerbaycan'a yaptığım ziyaretlerde. Azerbaycan'a Aliyev'in danışmanı tarafından davet edilmiştim. Konumuz Balkan ülkeler olunca olaya değinmeyeceğim ama tek bir cümle söylemek istiyorum. Danışman bundan yaklaşık 10 sene önce bana söylediği şu: Türkiye varsa biz varız, Türkiye yoksa biz yokuz. Tekrar ediyorum, Türkiye varsa biz varız, beni Türkiye'ye yolcularken Türkiye yoksa biz yokuz. Gelelim Balkanlara. İsparta'da eczacı olan Abdullah Taş abimizin sayesinde her yıl hayır hasenatımızı, kurbanımızı, hanımın da olması nedeniyle, Makedonyalı olması nedeniyle Balkan ülkelerine yapmaya başladık. Ama orada hayırlarınızı dağıtacak,
organize edecek, elimiz ayağımız olacak birisine ihtiyaç vardı. Çünkü ben ilk Balkan ülkelerine, Orta Avrupa turu düzenlediğimde Türk köylerinde kendi soydaşlarımızın, hanımın akrabalarının çok sıkıntılar içerisinde olduğunu ama Hristiyan aleminin çok daha zengin olduğunu gördük. Burada kendi iş dünyamıza teşkilatlandık. Elimizden geldiğince Balkan ülkelerine kurban olsun, yıkılmış camilerin yapımıyla ilgili ve hastanelere yardımla ilgili elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ama orada bizi temsil eden birisi olması gerekiyordu. O da misafirimiz olan Erdoğan abimiz. Ben Balkan ülkelerine yapmış olduğunuz yardımları, köyleri görmek istediğimi söylediğinde söylediğim tarih Yunanistan'da Gümrücine'de şehit edilen Sadık Ahmet şehidimizin ölüm yıldönümüne denk gelmişti. Planımızı şunun üzerine yaptık. Dedik ki önce Sadık Ahmet'in ölüm yıldönümü olması üzere törene katılalım. Oradan da Makedonya'ya gidelim. Ama gönül insanı abim Erdoğan Saraç abimiz madem hocam sen geliyorsun ben İstanbul'a gelir seni alır. Beraber Yunanistan'daki törene katılır. Oradan da Makedonya'ya geçeriz dedi. Kabul ettim. Abdullah abim de benimle birlikte geldi. İstanbul'da buluştuk. Beraber Yunanistan Gümrücine'ye gittik. Törenden önce de İskeçe müftüsü rahmetli olan Ahmet Neken mezarını ziyarete gittik Erdoğan abimizle. Daha sonra törene katıldık. Sağ olsun şehidimizin eşi bizleri ağırladı. O Yunanistan'daki Türk kardeşlerimize derneklerde sohbetler ettik. Türk kültürüne nasıl hizmette bulunacağımızla ilgili dernek temsilcileriyle ben irtibat kurdum. Hala görüşmelerim devam ediyor. Ondan sonra da Erdoğan abimiz bizi, evet Işıl Hanım resimde gördüğünüz ve Abdullah abimiz, İsparta'daki eczacı abimiz, Gönül Köprüsü'nde hizmetleri büyük olan abim benim. İzmir, bizim zamanımızdaki Ülke Ocakları başkandır kendileri. Hanımefendi de Işık Hanım şeyin Ahmet, Sadık Ahmet şehidimizin eşidir. Hatta kızı ve torunu da şu anda resimde bizimle birlikte gördüğünüz gibi. Daha sonra orada Sadık Ahmet'in kurmuş olduğu genel başkanlığının yaptığı rahmetler olmadan önce Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu'nu ziyaret ettik. Resimde gördüğünüz gibi. Daha sonra da törene katıldık. Törene ülkemizden çeşitli partilerin milletvekilleri geldiler. Konuşmalarını yaptılar. Hatta Mustafa Destici Bey'in konuşması benim çok hoşuma gitti. Ama en çok hoşuma giden konuşma da Erdoğan abimizin konuşmasıydı. Açık açık orada Türkçülük, Türk milletinin menfaatları ve Turancılık'la ilgili sinyaller verdi. Hatta Erdoğan abimizle biz Yunanistan'a gezdiğimizde Yunan polisi peşimize ibimizden ayrılacak polis taktiği çıkıyor. Oradaki görevlerimizi yerine getirdikten sonra, ziyaretlerimizi yerine getirdikten sonra Erdoğan abimizle Makedonya'ya gittik. Evet Erdoğan abimiz şu anda misafirimiz olan Türk Milli Birlik Hareketi'nin genel başkanıdır. Biraz sonra ona da söz vereceğim. Orada Erdoğan abimiz Makedonya'yı karış karış köy köy bilen bir insan. Götürdüğümüz yardımları
hedefine ulaştırmak için bizimle birlikte hareket etti. Hatta bir köyümüzün, yani bu Galigerisa bizim hanımın köyü karşıda görülen. Nasipse şimdi oranın camisinin işte şadırvanı yok. Allah nasip ederse onu yaptıracağız beraber. Evet, resimde gördüğünüz Yörük annemiz. Erdoğan abi şimdi şaşıracak. Bu annemiz el arabasının içinde gördüğünüz, inanın pet şişelerin içi taşımaktan kaç yıl kullanıldıysa artık görünmez halde 4 kilometre ileriden her gün su taşıyan bir annemiz. Ve ben kendi işareti, bakın arkada çeşme var ama akmıyor. Depolara duruyor. Ve bu şey işareti bana şu böyle bir defa duş alamadım dedi. Ne kadar acı. Biz de Türkiye'den oraya köye su gelsin diye Erdoğan abimiz ve Abdullah abimizle birlikte yanılmıyorsam 3,5 kilometre uzunluğunda oru götürdük. Köylü gençlerle birlikte, el birliğiyle, o gördüğünüz gençlerle okulun bahçesine borları yıktık. Ve bizim sayemizde, buradaki yardımsever kardeşlerimiz sayesinde Yörük Türkmen Köyü suyuna kavuştu. Şimdi daha sonra Makedonya'da bütün köylerdeki eksikleri tespit ettikten sonra Erdoğan abimiz beni Kosova'ya götürdü. Kosova'da öğrencilerle buluştuk. Ve orada bir hafta boyunca çeşitli kültür dernekleriyle diyalog kurdum. Türk kültür dernekleriyle. Hatta Kosova Doğru Yol Kültür ve Sanat Derneği ile veya Filizler Ataşı Türk Kültür ve Sanat Derneği ile oradaki halk oyunları müzik çalışmalarını izledim. Halk oyunları müzikler temin edeceğimi söyledim. Ve Kosova'daki öğrencilerimle buluştum. Türkiye'ye, Muğla'ya gelecek olan öğrencilere yardım edeceğime dair söz verdim. Ben oradan döndükten sonra iki öğrenci oradan geldi ve onlara destek oluyordum şu an. Şimdi gelelim Macaristan maceramı. 2015 yılında, pardon, 2000 darbeden önceki Ağustos ayında bana teklif geldi. Oradaki kurultayda görev almam gerekti. Ama ben gidemedim. Çok üzüldüm. İçimde ukde kaldı. Gitmem lazım diye düşündüm. Bir türlü fırsat olmadı. Ta ki bu Turan kurultayına kadar. Ben her ay, yılın Ağustos'un 18-20'si arasında yapılan kurultay bu sene 4 Ağustos'ta yapıldı. Acilen İzmir'deki bir arkadaşımızla birlikte, hatta Sezai Bilhan kardeşimizi iyi tanır, Sarı Murat'la birlikte hemen Budapeşte'ye gittik. Budapeşte'den Boğaç mevkiine geçtik ve kurultaya iştirak ettik. Şimdi biraz önce Turan'dan bahsettik. İnanın Macarlar Türkiye her şeyin önüne geçirmişler. Hani derler ya anlatılmaz yaşanır diye, ben orada o duygularla bunu yaşamaya çalıştım. Bunu yaşadım. Evet, resimde gördüğünüz gibi binlerce insan bu kıyafetlerle o tören alanında, kurultayın olduğu yerde herkes görevlendirilmiş, hizmette bulunuyorlar. Geçen seneki ulusal kurultayda 300 bin kişinin izlediği söyleniyor. Bir sene Turan kurultayı yapılıyor, bir sene uluslararası kurultayı yapılıyor. Yani biz Turan kurultayı daha düşük, daha küçük ve izlenmesi daha az olan bir kurultay. Yüzlerce çadır, Türkmen çadırları. Nasipse bu sene Ağustos ayında
İzmir'den ve Muğla'dan arkadaşlarla otobüs, şu anda bir otobüs doldu, ikinci otobüs doldurmaktayız. Ama yeşil pasaport şartı koştuk. Bir daha gideceğiz. Ben oraya gittikten sonra niye daha önce gitmemişim diye kendim çok üzüldüm. Resimde görüyorsunuz, adeta Atilla'nın zamanı veya Hunlar zamanını birebir yaşatıyorlar. Evet, Altege Türk atını görüyorsunuz. Gerçekten altın renginde atlarla orada gösteriler yapıyorlar. Evet, kilometrece büyük bir alanda bu gösteriler yapılmakta. Çekebildiğimiz kadar veya alabildiğim kadar fotoğrafları sizinle paylaşmak istiyorum. Ve bütün bizim bayrağımızı görüyorsunuz şu anda. Evet, burada durmak istiyorum biraz. Neden? Bu çadırların içerisinde bizi misafir ettiler. Gerçekten Türkmen çadırları manzarayı görüyorsunuz. Evet, yine ATC altın renkli, orada bunu gördük. Evet, bu sanatçımızın kim olduğunu biliyorsunuz herhalde. Dombra müziğini yapan Aslanbek. Orada beraberdi kendileriyle. Şimdi program şu şekilde orada sürdürülüyor. Siz resimlere bakarken hem tanıdınız herhalde. Mavili sizin zamanınızda İlhan kardeşim, Kafkas ekibini hazırlamaya çalışan kardeşimiz. Ahmet Aytaşlar. Orada program şu şekilde sürdürülüyor. Evet, bu resim de çok heybetli bir resimdi. Kendileriyle tanıştık, orada komutanlık yapıyor. Atalar Çadırı arkeolojik sergisi var. Çok büyük çadırlar içerisinde. Yine Atilla Çadırı var. Müze haline getirilmiş. Avar ve Macar zırhlı atların geçit töreni. Hun vezirlerinin giyimi var. Hun ordusunun gösterileri var. Göçebe atlılar ve okçu yarışmaları. Resimde gördüğünüz gibi yetiştirilmiş gençler ok atarak yarışmalar düzenleniyor. Yaya ve zırhların daha bu çadırda sadece bir kesimi, yüzlercesi var. Karavan ve çadırlara gelenler için de yer ayrılmış. Korkunç bir organizasyon. İçinizde mutlaka misafirler içinde gitmiş olanlar vardır. Çok büyük bir organizasyon. Yaya ve zırhların düelloları var. Evet, bu Türkmen çadırı içerisindeki mumyalarla yapılmış, gezilmesi, görülmesi değer bir yer. En iyilerin altı savaş gösterileri var. Evet, orada standlar açılıyor. Demir dövenler ve imalatı orada yapıp sergileyip satıyorlar standlarda. Yani el işi gösterileri var. Arkaik ve modern yorumlarıyla halk müziği, halk dansları gösteriler yapılıyor. Güreşler düzenleniyor. Evet, şaman müziği gösterileri var. Ataları anma ve biraz önce ilk başta gördüğünüz ateş töreni gibi etkinlikler söz konusu. Gül Baba'yı temsilen bir çadır kurulmuş ama Budapeşte de türbesine gittik. Mutlaka görülmesi gereken bir yer. Gül Baba biliyorsunuz 1531 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Budin'e gönderilmiş. Orada bir tekke kuruyor. Bektaşi Tekkesi. Çok sevilmiş. 1541 yılında da Budin Savaşı'nda 10 yıl sonra ne yazık ki şehit olmuş.
Evet, alan bu kadar geniş. Bu alanın tamamen çadır dolduğunu düşünün. O bayraklı kısmın öbür tarafında Atilla'nın. Tam biz bir gün önce gittiğimiz için kurulmadan önceki hali bu. Evet, bizim kaldığımız çadırda bu. Atatürk'ümüze Türk bayrağı olması dolayısıyla Ahmet Aytaç kardeşimizin kurduğu bir çadır. Arkasında kaldık, arkasındaki Türkmen çadırında. Ben hayatımda ilk defa böyle bir çadırda kaldım. Uyuması o kadar zevkli ki, bir de bir yağmur yağdı o gece, korkunç bir yağmur. Ama içine damla düşmedi. Çok korunaklı bir çadır. Evet, Atilla'mız altında. Pozu. Benim omuzumda bizim bayrağımız vardı. Türk bayrağı dediğimde kızdılar. Hayır, bizimki ne bayrağı oluyor dediler. Haklılar, Türkiye bayrağı demek zorunda kaldım orada. Alışmışız, evet. Gariban o şekildeydi orada. Evet, bu Arpat Vezer biliyorsunuz Macarların kralı. 1301 yılına kadar Macarların kralı olarak hizmet vermiş. Evet, yüzlerce görevli Macar askerleri. Atı sayısını ben sayamadım. Herhalde 300-400 atla gösteri yapıyorlar. Evet. Aslanbek Sultanbekoğlu. Beraberdik orada, müzik yaptı. Bizim istek müziklerimizin parçası, bizden de parçalar söyledi. Türkçeyi çok güzel kullanıyor. Kendisi Çeçen biliyorsunuz. Evet. Yine bizim bayraklarımız. Evet, resimler bu kadar. Şimdi Macaristan'daki kurultayla ilgili soru sormak isteyenler varsa sonra sorsun. Ama bizim bir konuğumuz var biliyorsun Sezai kardeşim. Kısa kesmek istiyorum. O konuğumuza istediğimiz soruyu sorabiliriz. Derya gibi CV'sini okuduğunuzda misafirlerimiz anlayacaklar. Saygı duyuyorum kendisinden. Bizim elimiz, ayağımız, her şeyimiz Makedonya. Sözü size bırakıyorum. Evet. Aydın Hocam çok teşekkür ederim. Ben hemen o zaman sözü Erdoğan Saraç Başkanımıza vereyim. Erdoğan mikrofonunuz kapalı. Aydın abi. Evet. Heh, tamam, geldi şimdi. Buyurun. Evet, CV'sini siz mi okuyacaksınız, ben söyleyeyim. Siz Buyurunuz. buyurun. Siz buyurun. Şimdi Erdoğan Saraç abim Makedonya Cumhuriyeti 51 yılında doğmuş. İlk orta öğrenimini Gostivar'da, üniversite öğrenimini Manastır Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'nde tamamlamış. 79-90 Dervant'a deri konfeksiyon trikotaj ayakkabı fabrikasında Sırbistan, Kosova ve Makedonya Bölge Müdürlüğü yapmış. 90-91'de Makedonya Türk Demokratik Birliği Kosova Şube Müdürü olmuş. 91-92 Makedonya Türk Demokratik Birliği Genel Sekreteri yapmış. 92-2002 Makedonya Türk Demokratik Partisi kurucu genel başkanı olmuş. 2006'dan günümüze kadar halen Türk Milli Birlik Partisi kurucu genel başkanı olmuş. 2011-2014 Makedonya Meclisi Milletvekili ve bu sürede Makedonya Meclisi Anayasa ve Siyasi Sistem ve Milletler Arası İlişkiler Komisyon üyesi olarak görev yapmış. 2009'dan beri Türkiye, Azerbaycan Diaspora Teşkilatları Yönetim Kurulu üyesi, 1997-2007'de Türk Halkları Asamblesi yani Türk Dünyası Araştırma Vakfı himayesinde Genel Başkan Yardımcılığı yapmış. Yine 91-92 Gostivar Belediyesi İcra Kurulu üyeliği, uluslararası çok sayıda konferansa katılarak Makedonya Türklerinin meselelerini gündeme getirmiş. Siyasi analizler yapmış. Bunların dışında duygusal bir insandır kendisini ben tanıdığım için. Şair, yazar,
İlginçtir. Futbol takımlarında oynamış gençliğinde, şimdi yaşlı demek istemiyorum, maşallahı var çünkü. Çok yönlü, Türk milliyetçisi, Türkçü, Turancı bir abimizdir. Mücadeleci bir abimizdir. Sözü ona bırakıyorum. Evet Aycan Hocam. Toplantımızı renklendireceğine inandığım için davet ettim, beni kırmadılar. Ne demek? Türkiye'deki bir kongreden Makedonya'ya gitmiş, hemen katıldım. Buyur Evet abi. hocam. Acaba duyulur muyuz? Alo? Başkanım duyuluyor. Buyurun lütfen. Evet. Sezai Hocam, her şeyden böyle bir yayın yaptığınızdan dolayı size kutluyorum hakikaten. Bugün Türk dünyasının bu resmi kamu kuruluşların, gazetelerin, yayın basın organlarının haberlerinin dışında bu gibi konulara da değinmesi ve giderek de özellikle Türk dünyası içerisinde bu milli manevi değerleri ayakta tutmak isteyen insanlarımıza moral depolamak açısından büyük önem taşıdığını burada altını çizmek isterim. Bu yüzden sizi kutluyorum ve böyle bir yayına sizinle beraber olduğumuzdan dolayı çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Özellikle Aydın Hocama çok güzel bir giriş yaptı. Ve özellikle de Makedonya gezisi, Kosova gezisi, Macaristan'da tutulan Turan Kurultay ile ilgili öyle güzel notlar gerçekten davamıza dava anlayışımıza katkı sunabilecek öyle anılar yakaladı ki gerçekten şükranlarımı arz etmekten kendimi alamıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tabii bizim anayasamızda da Makedonya Türkleri Büyük Türk Milleti'nin bir parçası olarak geçmektedir. Ve biz bunu hukuken oraya yani gerçekten demokrasinin çizdiği kurallar içerisinde siyaset yaparak böyle bir konuma gelmişiz. Dolayısıyla bizim o eski coğrafyamızın böyle parçalanması, bölünmesi bu insanlar bizim gönül dünyamıza, gönül coğrafyamıza asla ve asla sınırlar koyamaz. Biz bir anlayışın insanlarıyız ve elbette ki gelecekle ilgili düşüncelerimiz, faaliyetlerimiz vardır. Bunu da kimseden gizlemiyoruz ama bunu da dünyanın barışı için ve huzur bulması için yaptığımızı da kimseden gizlemiyoruz. Biraz önce Aydın Hocam Filistin'e değindi. Filistin'deki olaylar yani onlar bizimle oldu olmadı arkadan vurdu dine bakmadan hakikaten Türkler bütün mazlum dünyasının koruyucusudur. Ve bu şu anda maalesef Filistin'deki gençler, çocuklar, hanımlar korumasız bir konumda ve çok vahşice orada katledilmektedirler. Yani bu insan hakları beyannameleri, uluslararası ilişkilerin ortaya koydukları ve bütün devletlere dayattığı bu hukuk kuralları, hukukun üstünlüğü, adaletin maalesef burada dünyanın gözü önünde çiğnendiği ve kim Birleşik Milletler gibi bir teşkilatın bile suskun durmasına bir mana vermek gerçekten çok zordu. O yüzden bu insanlar vahşice çocukları katlettiği için bu gerçekten hayvana ait olan iştahlıların olduğunu görünmektedir. Yani bu insanlar gerçekten insan olamaz. Böyle vahşice, hiç acımasız, korumasız insanların katledilmesi insanın karakterinde bahsetmek söz konusu olamaz. İnsan ruhlu bir insanda gerçekten bu karakterler, bu ahlak olamaz. Bu yüzden de kınıyoruz ve bunun bir an önce durmasını da bütün ilgili taraftan talep ediyoruz. Çünkü bu akılan kan gerçekten mazlum insanların yani gerçek manada hiçbir koruması olmayan insanların ve karşılığı veremeyeceği insanların geleceği söz konusu. Bu insanlar nasıl bir dünya kuracaklardı? Bir 50 yıl, 100 yıl geçse bile bu travmalardan kurtulamayacaklardı. Kaldı ki bütün dünyada bunun gözlerinde cereyan ettiği için böyle bir sorumluluktan da kurtulması çok zor. O yüzden yani bize peygamberimiz de der yani böyle haksızlık önünde susanlar dilsiz şeytandır. Susamıyoruz.
Buna en azından yapabileceğimiz bir iş, buna tepki vermek lazımdır. Veriyoruz, kınıyoruz ve bütün dünyada bu konuyla yakından ilgilenen, özellikle bu büyük devletlerin İsrail'in yanında durması gerçekten hiçbir şeyle özürlenemez. Bunlar da suç ortakları olduğu çok açık ve net olarak görülmektedir. Sezai Hocam, ben tabii eski gönül coğrafyamız olan Kuzey Makedonya'dan veya Makedonya'dan benim için Kuzey Makedonya yoktu. Çünkü Yunanistan'ın baskısı altına maalesef 2018 yılında Makedonya Parlamentosu Ali Cengiz oyunlarıyla devletimizin ismini değiştirmişti. Bizimizin Makedonya var. Kuzey Makedonya diye bir şey söz konusu değildi. Ben mutlaka milletvekili de olsaydım olma ihtimalim yine tekrar doğmuştu. Böyle bir Yunanistan'ın baskısına asla ve asla oy vermezdim. Eski haliyle bu devletin bir uluslararası camiada anılmasına, özellikle 138 devletin anayasa adıyla bunu tanıdığı için böyle bir durumda Uluslararası Adalet Divanı'nın da böyle bir senaryoyu önlemeli diye düşünüyorum. Yapmadı. Dolayısıyla bu kuruluşların da formalite icabı hayatta bulunduklarını görmekten gerçekten icap diyorum. Size hocam, Makedonya Cumhuriyeti Balkanların kalbidir. Ve yine biliyorsunuz Üsküp 1392 yılında Yiğit Paşa Bey tarafından fethedilmiştir. Ve daha sonra 1912 yıllarında Osmanlı bu topraklardan çekilerek 520-530 yıl burada bir ömrümüz olmuştur. Kimsenin dinine, diline, örfüne, adetine dokunmadan bunların olduğu gibi kalmalarına ön ayak etmişiz. İzin vermişiz. Maalesef Türklerin çekilişinden sonra Balkanlarda bu huzur bozulmuştu ve Balkanlar her 50 yılda adeta kan gölüne dönüşmüştü. Bunları Bosna olaylarından görmek mümkün, Kosova'daki olaylardan görmek mümkün. Özellikle de Hırvatistan ile Sırbistan arasındaki bu iç savaşlardan da görmek mümkündür. Makedonya'daki Türkler olarak biz dinimize dayanarak bu milli kimliğimizi bugüne kadar ayakta tuttuk ve inşallah mahşere kadar da ayakta tutacağımızdan eminiz. Rumeli'de milli ve manevi duygular at başı gitmektedir ve bunu birbirinden ayırmak adeta imkansızdır. O yüzden bu milli manevi değerler bizim için olmazsa olmaz şartlarımızdan bir tanedir. Size hocam, siz bizlere evladı Fatih'in çocukları, torunları olarak hitap etmektesiniz. Nitekim Yahya Kemal Beyatlı da Kaybolan Şehir Üsküp şiirinde Üsküp ki Yıldırım Beyazıt Han diyarıdır. Evladı Fatihana onun yadigarıdır. Üsküp ki Şah Dağları'nda Bursa'nın devamıdır diye hitap etmektedir ve tabii şehrin kaybolması ile çok üzüntü duyduğunu dile getirmektedir. Yahya Kemal hakikaten büyük bir şairimizdir. Biraz yanılmış olması hasabiyle bugün Üsküp'te Türkçe konuşabilirsiniz, Türkçe okuyabilirsiniz ve Balkanların kalbi olan bu şehirde Türkçe çok rahatça konuşulabilir ve inşallah da mahşere kadar konuşulacaktır. Size hocam, biz de bir ara Türkiye'den gelen misafirlerimiz, aralarında akademisyenler de var, çok zaman karşı karşıya geldiğimizi üzüldüğümüz hususlar var. Mesela siz Türkçe'yi nerede öğrendiniz soruyorlar. Kimsiniz diye soruyorlar. Tabii İstanbul 1453'te fethedilmişse, Üsküp 1392'de fethedilmişse kim daha önceden Türkmüş? Buradan da yola çıkarak bir sonuca varmak mümkündür ama maalesef eğitim sistemimiz öyle. Bu entelektüellerimiz de bu konuda tarihten yoksun olmaları bizi gerçekten üzmektedir. Yine hatırlatmak üzere Sezai Hocam, siz bizleri Anadolu'nun en asil olarak Balkanlara Türklüğün ve İslam'ın bekçiliğini ve bayraktarlığı yapmak için gönderdiniz. Biz o insanların torunlarıyız ve hala görev başındayız. Yani gerçekten bu konuda yani devletlerimize sınırlar koyulmuştur ama gönüllerimize katiyen kimse sınırlar koruyamaz ve bu konuda da gerçek mücadelemizi istediğimiz şekilde olmasa bile
Ama şartların oluşturduğu şekliyle bu demokrasi, hukuk üstünlüğü, adalet içerisinde yürütmeye devam ediyoruz ve Balkan ülkelerinden bütün azınlıkta yaşayan Türklerimizi, yani soydaşlarımızın durumlarından Makedonya çok farklı. Makedonya'da çok daha rahat nefes alabiliyoruz ve çok daha organize şekliyle var olan haklarımıza yeni haklar katmak mümkündür. Örneğin son dönemde bizim Usumca, yine Aydın Çelebi abimizin hanımının olduğu o bölgede bu 2021 nüfus sayımında yapılan neticelere göre orada yörüklerimiz %21'in üzerine çıkmıştı. Yine yasalara ve anayasaya dayanarak bu belediyede Türk dilinin ve alfabenin Makedonca dili ve alfabesi yani sıra resmi dil olması şartları oluşmuştu. Biz de mecliste olan iki meclis üyelerimizle ve belediye başkanına yakınlığımızla ona da karşı yaptığımız hizmetlerden dolayı bu yılın başlangıcından Türk dili ve alfabesi orada resmi hizmete geçmiştir ve Yörük kardeşlerimiz bütün makamlara Türkçe başvuru yapabilir ve bütün cevaplar da Türkçe olarak kendilerine iade edilmelidir. Bu konuda da tercüman falan diye bir masraf söz konusu olamaz. Bu bütün belediyeler ve devlet tarafından özel bir bütçeyle karşılanmaktadır. Şimdi bunu söyledikten sonra Makedonya'nın da bir geçmişine bakmak lazımdır elbette. 1945 yılını esas alırsak, 1945 yılında bir İkinci Dünya Savaşı var. Bu İkinci Dünya Savaşı'nda Türkler Halk Kurtuluş Savaşı dendiği için buna inanmış ve Halk Kurtuluş Savaşı'na katılmıştı. Özellikle Güneydoğu Makedonya'da baktığınızda bütün evlerde levhalar var. Bizim Bulgar faşistine karşı nasıl savaştığımıza ve parlak bir geleceğine inandığımız için bu savaşa katılmıştı. Ama maalesef 1948'de Makedonya'da uydurma bir mahkeme kararıyla Yücel Teşkilatımızın en ileride o günün en aydın kişileri, Makedonya'da en aydın kişileri dört büyüğümüzün idama mahkum edilmesi ve onlardan da 19'unun müebbet hapislere mahkum edilmesi bu Türklerin iştahını Makedonya yeni vatan, yeni devlet olarak kabulünde ciddi manada bir baskı yapmıştı, bir kırılma noktası olmuştu ve 1948'lerden sonra özellikle de kurşuna bunların dizildikten sonra Türkiye'ye göçler başlamıştı. Dolayısıyla Komünist Partisi Makedonya Türklerin manevi değerlerini göze almadığı için bu konudaki baskılara dayanamayıp 1949'lardan sonra tekrar Türkiye'ye toplu göçler başlamıştı. Özellikle de 1950 yılında o günün Yugoslavyası ile Türkiye arasında imza edilen serbest göç anlaşmasına istinaden çok insanlarımız yani toplu olarak Makedonya'dan göç etmişti ve maalesef tam bir 50-60 yıl önce yeni bir yavru vatanı gerçek manada kaybetmişti. Bugün durumlar öyle değil. Bugün göçler sadece ekonomik sebeplerden söz konusu olabilir. Ama Makedonya'da Türklük konusunda Türklerin mihenk taşı olma konusunda çok önemli bir mücadele var. Tabii bu konuda da ana vatanımız son dönemde açık olarak desteklerini sunmaktadır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bize göre güçlü bir ülkedir ve güçlü Türkiye dış Türklerin teminatıdır. Aksi takdirde bunlar yeniden bizi yani demokrasi dememize rağmen Filistin'deki durumdan dolayı yola çıkarak tekrar bizleri çil yavrusu gibi dağıtabilirler. Bunu engellemek açısından ve dünya konusunda Balkanlarda barışın sağlanması açısından elbette ki bizim ana vatanımıza, gözümüzün nuru olan Türkiye Cumhuriyeti'ne inancımız tamdır ve Türkiye Cumhuriyeti dış Türklerin teminatıdır. Bunu çok yakından görüyoruz, biliyoruz. Siz bazen içeridekiler, Türkiye Cumhuriyeti olandakiler bununla ilgili bazı endişeleriniz olabilir. Ama yedi düvelin tekrar iç hainlerle nasıl çalıştığını çok açık ve net görüyoruz. O yüzden yedi düvel kuruluşundan bu yana ana vatanımıza sizlere düşman olmuştur ve düşman olmaya yani planlarının devamı konusunda hiçbir milimetre geri adım atmamıştır. Bu yüzden oradaki insanlarımızın da bu ciddiyetle Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenmesi ve dış Türklere destek, ya sadece dış Türkler değil, bütün mazlum akraba topluluklara da
garanti açısından çok önemlidir ve herkesin de bu yönde katkı sunmasını gerektiğini inanmaktayım. Sezai Hocam, ben böyle bir giriş yaptım ama sorular, bir de şey, bu Aydın Çelebi Hocama gerçekten şükrediyorum. Daha önceden zikrettiği gibi bizim Isparta'dan Abdullah Taş gibi bir eczacı gönüldaşımız var. Bu gönüldaşımız sayesinde Isparta Makedonya Gönül Köprüsü bir platformu kurmuştur. Bu platform gerçek manada mağdur durumda olan Türklere eğitimdeki gerekçelerden başlayarak işte din ihtiyaçlarımız neyse imkanları ne varsa burada dahil etmiştir. İşte sünnetler, ikramlar, bayram, bu Ramazan paketleri gibi ve tabii kurbanda da yaklaşık 15 bin, 15 ton civarında et de dağıtmaktayız. Dolayısıyla Türkiye ile Makedonya arasında bu dayanışmanın bu biçimde cereyan etmesi herkese güç katmaktadır. Ve bu yüzden hem Abdullah Taş abimize, kardeşimize, buna gönül veren dostlarımıza, Aydın Hocama gerçekten bu gayretlerinden dolayı huzurlarınızda teşekkür etmeyi borç bilirim. Ve inanıyorum ki bu güçlenme devam edecektir, mahşere kadar devam edecektir. Ve elbette ki biz gönül beraberliğinde olduğumuz bir platformdan geliyoruz, bir düşünce yapısından geliyoruz. Bazıları bazen bizleri anlamak zor olur ama bugün gerçekten bu yolda yürüdüğümüzden dolayı son derece mutluyuz. 1990 yılında bu göreve başladığımız zaman, yani ilk defa Balkan topraklarında Türk ismiyle bir partinin kurulmasının ön ayağını attığımız zaman bize herkes geliyordu, böyle üniversite hocaları ve bizim hocalarımız dedi ya sizi çabuk hapise atacaklar, çikolata mı sigara mı getirelim falan. Ben de dalga geçiyordum, hocam bu dönemle atlattık ama size çikolata sigara hala getirebiliriz. Siz sıkılmayın, biz buna varız ve devam edeceğiz. Ve o zaman da ilk defa Doğu Makedonya'nın bir Şirin köyüne, Bahçebosun'a gitmiştim. Baktım orada bir cenaze, üç gün şişmiş böyle haliyle. Çok yani o yaz şartlarında da ev çok farklı bir hal olmuş. Hemen o zaman ilk defa hayatımda Diyanet İşleri'ne bir mektup yazmıştım, rapor yazmıştım. Burada imamlara ihtiyacımız var. İnsanlar hakikaten onları da yani ne kadar geri kalmıştık. Bu tek düze sisteminin bizim ahlakımızda ne kadar tahribat yaptığını, çocuklarımız bile kendi babasının cenazesini yıkamayacak duruma gelmiş. Bunu yani normal bir insanla izah etmek gerçekten abeste iştigaldi. O zaman böyle bir şey yazmıştım. O günün Dışişleri Bakanlığı tabii beni çok kötü, bu faşist dedi. Türkiye işte işbirliği yapıyor ve özellikle de bu kökten dincidir. Hep dikkat ediyoruz, bu camiden çıkıyor. Tabii ben gülmüştüm o zaman ama bugün çok gururluyum. Kaç yıldan sonra Türkiye Diyanet İşleri Makedonya'da yaklaşık 25 tane görevlisi var ve Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği'nde din işleri müsteşarımız var. Bu da nereden nereye geldiğimizi söyler ama o gün dinlenseydik belki de bugünün kazanımları daha büyük olurdu diye düşünüyorum. O yüzden doğru adreslerle işbirliği yapmak ana fikir olmalıdır. Böyle yanlış adreslerle işbirliği yapıldığı zaman elbette ki yanlış neticeler de ortaya çıkmaktadır. Doğru adreslerle iş yaptığınız zaman bu mesafe kısalır ve elbette ki Türkiye'nin de otoritesi, gücü de bu bölgelerde artar ve artmaya da devam edecektir. Çok hocam, bu kurultayla ilgili, bu Turan kurultayla ilgili siz biliyorsunuz Andraş Biro benim çok yakın dostumdu. Biz bunu beraber başlatmıştık. Milletvekili 2014 yılında milletvekiliyken Macaristan parlamentosunu ziyaret etmiştik. Macaristan parlamentosunda o zaman rahmetli Ganire Paşayeva da yanımızdaydı. Onu da rahmetle, milletle anıyorum. Gerçekten bir Türk asenasıydı. Ama bu ölümü esnasında kurumlarımızın bu kadar asena kızımızla ilgili yorumsuz kalmaları veya desteksiz kalmaları gerçekten bizi biraz düşündürüyor, üzücü olarak buluyorum. Orada beraberdik Macaristan parlamentosunda. Macaristan parlamentosu meclis başkanı bize hitap ederken dedi sevgili misafirle falan, unutmayın dedi, bu atar damarımda benim Türk kanı akmaktadır. Biz kardeşiz dedi. Tabii Avrupa'nın ortasında Macaristan parlamentosunda bir meclis başkanının bunu söylemesi
gerçekten kayda değer ve bunu iyice Türk dünyası olarak değerlendirmemiz lazımdır diye düşünüyorum. Zira o atmosferi Aydın Hocam siz açıkladınız, gerçekten büyüleyici bir atmosfer. Yani orayı görme, Bugaç'taki durumu gerçekten yani tarifi mümkün değil. Bazen lügatımız eksik kalıyor o durumu orada izah etmek açısından. Evet, buyurun hocam. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. İnşallah. Rica ederim. Önümüzdeki haftalarda sizi konuk ederiz. Daha geniş geniş konuşuruz inşallah. Hocam memnuniyetle böyle gönül insanları arasında kayıtsız şartsız istediğiniz zaman aranızda olmaktan büyük mutluluk duyarım. Çok çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Sağ olun. Değerli dostlar, hem Aydın hocamıza hem Erdoğan Başkanımıza soru varsa soruları, katkı varsa katkıları alabiliriz. Evet. Ben ilk sözü Hasan Ali Türk Aslan Bey'e vermek isterim. Buyurun Hasan Ali Bey. Yani ben başladım gidiyordum yani. Hem Aydın Bey'e hem Erdoğan Bey'e verdikleri bilgiler için çok teşekkür ederim. Pek çok şey bildiğimizi zannediyoruz ama bilmediğimiz çok şey olduğunu da bu platform sayesinde öğrenmiş olduk. Gerçekten fevkalade katkı veriyor bize. Tabii insanın kökünü bilmesi muhakkak çok önemli. Yani ağaca benzetirsek kökü aşağılarda olan ağaç, kökü sağlam olan ağaç daha ayakta kalabilir, sağlam kalabilir. Dışarıdan gelecek şeylere karşı dirençli olabilir. O nedenle temayı da güzel seçmişsiniz. Teşekkür ederim. Ben diğer arkadaşlara da fırsat düşsün diye lafı fazla uzatmak istemiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz Hasan Ali Bey. Namık Hocam. İyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar hocam. Aydın Bey'e Macaristan üzerinden Turan hatırlatması için, Erdoğan Bey'e de o derin yaramız Üsküp hatırlatması için çok çok teşekkür ediyorum. Güzel konuşmalar yaptılar. Sevgili Aydın mutlaka not almıştır ama herhalde hızlı konuşmasından vakitten tasarruf diye o konuya giremedi. Arkadaşlar, Turancılık fikrinin ortaya çıktığı yer Macaristan'dır. Turan Cemiyeti 1910'da Macaristan'da kurulmuştur. Bizim Türkiye Türkçülüğü de bundan etkilenmiştir. Bildiğiniz bir kısmında Aydın Bey bahsetti. Türkiye Türklüğü de bundan etkilenmiştir. Çünkü Türkiye'deki genel hava da buna müsaitti. Yani entelektüel hareketlilik buna müsaitti. İkinci Meşrutiyet ve İttihat Terakki'nin devrinde bu fiiliyat ve siyasi bir aksiyon kazandı. Aksiyon olma özelliği kazandı. Fakat ne acıdır ki daha sonra Türkçülük ve Turancılık suç oldu. Biliyorsunuz 3 Mayıs 1944'te Atsız ve arkadaşlarının suçu Türkçülük ve Turancılıktı. Yani Türklerin bir yerde manevi merkezi diyelim olan Türkiye'de daha düne kadar Türkçülük ve Turancılık suçtu. Hala bugün Türkçülüğü ve Turancılığı suç kabul eden bir zihniyet var. Şeyde periferide de kalsalar ama etkililer inşallah bu dönemlerden sonra böyle bir zihniyetin dünyaya anlatılması gerekiyor. Bu siyasi birlik, toprak birliği falan hangi çağda yaşıyor? Hangi toprak birliği? Arkadaşlar, biraz önce bahsetti sevgili Aydın o uluslararası birlikler çerçevesinde birleşmek yeni bir güç oluşturur dünyada ve dünyanın gidişatına çekicen vermek için güzel bir fırsattır. Bunu yapma imkanınız var. İnşallah bu toplantıda da bunun bir daha pekiştiğini gördük. O yüzden Aydın Bey'e böyle bir hatırlatmadan dolayı teşekkür ediyorum. Tabii teşekkür ederim hocam. Erdoğan Bey'in anlattıklarının bir kısmı esasında acı gerçekler. Trajedi, dram. Yani biz 93 Harbi'nden sonra yaşanan göç, 1924-25'te yaşanan
mübadele, ben hala mübadele fikri karşıyım. Net bir şekilde söyleyeyim. Mübadele, arkasından 1951-52'de yaşanan göç, arkasından 1989'da yaşanan göç. Bunların hepsine ben fiili olarak muhalif bir insanım. Çünkü bu hareketler başta şey olmak üzere, mübadele olmak üzere 1923 mübadelesi. Ocak 30 Ocak 1923'te başlamıştır ilk mübadele, biliyorsunuz. Lozan'la değil, Lozan'da önce başlamıştır. Dolayısıyla bu mübadele zihniyetine şiddetle karşı bir insanım. Bu hareketler Akif'in dediği kimlere bıraktık o mukaddes emanetleri. Evet, İstanbul'dan önce Türk olan bir üslubu biz kimlere bıraktık da çekildik. Ben hala bu çizgide duruyorum ve Erdoğan Bey'in konuşmasının siyak-ı sibak gereği muhtasar tuttuğu, kısa tuttuğu ve işaret ettiği Yücelciler Hareketi gibi bir hareketin Makedonya'daki Türklük bilincini uyandırmak için bir grup insanın gayretini, destansı gayretini asla unutmayalım. Tefeyyüz Mektebi hakikatini, Tefeyyüz Mektebi'nin bahçesine yücelcilerle ilgili bir anıt dikildi galiba bir iki sene önce. Yanlış hatırlamıyorsam internette gördüm. Bu Yücelciler Hareketi'ni, Yücelciler Hareketi'nin öncesini ve sonrasını asla ihmal etmeyelim. Çünkü Makedonya'daki politik, ideolojik Türklük hareketlerinin içinde en ilkeli olanlardan birisi Yücelciler Hareketi'dir. İnşallah bize Yücelciler Hareketi ile ilgili bilgiyi de Erdoğan Bey ileriki zamanlarda verir. Çünkü bir destansı olay ama trajedi. İnşallah bu konuda da bilgi ve bilincimiz oluşur diye bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sezai Hocam, izin verirseniz Yücel'le ilgili hocamın dediklerine katılarak birkaç bilgi vermek isterim. Tabii. Sayın Başkanım, buyurun. Buyurun. Şöyle, bu Yücelciler Hareketi gerçekten o günün sadece Türkler arasında değil, Makedonya'da entelektüel arasında en güçlü bir takımmış. Hatırlanacağı üzere onlar savaştan sonra, 1945 savaşından sonra 1947'de Birlik Gazetesi'ni Türkçe olarak kuruyorlar. Ve düşünün, o günde günlük gazete çıkan Birlik Gazetesi'nin ağırlığını bugün yok mesela. Öyle bir gazetemiz yok. İşte bunların öncülüğünü yapmış bir insanla elbette ki bunlar bir kurmaca, bir oyun yapılmıştır. Ali Cengiz oyunu. Ben Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin bize dostluğumuza itibaren inandığı için Makedonya Kinotakası'ndan, Makedonya Film Arşivinden Yücel'le alakalı 3 dakikalık bir film çıkarmışımdır. Orada maalesef dava esnasında Türklere faşist bağırıyor. Ve daha sonra maalesef bu Türkler de yani Makedonya'nın makamlarında önemli görevlere gelmektedirler. Bu oyunlar devamlı burada oynanmıştır. O yüzden bu Yücelciler şehitlerimizin mutlaka itibarlarının iadesi yapılması gerekmektedir. Yine bugün sır olmaktan çıktığı için söylüyorum. Bizim bu yücelcilere sahip çıkmamız ve hukuki zeminde bu itibarlarının iadesini temin etme konusunda daha önceden ana vatanımız tarafından böyle uygun görülmemişti. Devamlı evet. Bu konuya itilmiştir. Evet. Bugün böyle bir durum var ve biz de avukatlarımız sayesinde bunları araştırıyoruz ve geçen yıl Şubat ayında Cumhurbaşkanı'yla bir görüşme gerçekleştirdik ve Avrupa Birliği'nin dayattığı yasalara dayanarak ve Birleşik Milletler'in de eskiden böyle suçlarla alakalı yeniden iadenin, hani itibarın iadesi konusunda mahkemenin görüşmesi açısından hukuki bir zemin oluşturarak Cumhurbaşkanı'na gittik ama inanın Makedonya Cumhurbaşkanı bile diyor benim böyle bir olaydan haberim yok. Biz ondan sonra avukatımızla beraber Makedonya arşivlerine başvurduk. Maalesef o avukatımız vefat etti, şimdi yenisiyle durumu idare ediyoruz. Avukatımız da hükümetin resmi makamlarından aldığı yazılarda böyle bir organizasyon, onlar casus organizasyonu diye Yücel casus ve terör organizasyonu olarak kayda geçirmişlerdi. Maalesef devlet arşivlerinden mahkemeyle alakalı bilgi yok şimdi şu anda. Ama bizim elimizde mahkemeyle ilgili daha önceden hüküm girmiş insanlarımızdan orijinal evraklarımız var. Yani düşünün böyle bir durumda ama biz
bu konuyu aydınlatmak için ve geçen yıl Makedonya parlamentosu içerisinde bu hakların iade edilmesi, yani haksızlığa uğramış insanların parlamento usulüyle yeniden eski itibarlarının devredilmesi konusunda bir komisyon var. O komisyonun başında da benim aynı dönemde görev yaptığım milletvekili bir dostum var. Onun da teşvikleriyle inşallah geçen yıl yapmalıydık. Bu ayın Şubat ayında uluslararası bir konferans düzenleyeceğiz bu konuda. Tabii Türkiye'den de eski bakanlarımızın, Bosna'dan eski bakanlarımızın, Kosova'dan, Makedonya'dan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı katılımıyla bu süreci de yeniden açacağız ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün büyükleri mutlaka Makedonya'ya ziyaret ettikleri zaman onların gömüldükleri yeri bulacağız ve onlar bir ex teritori, yani gerçekten Türklere ait bir bölge olarak orada Çeleng ve Fatih okumalarına inşallah böyle bir durum yaratacağız diye düşünüyorum. Hocam kısaca yüce çok derin dediğiniz gibi ama çok önemli bir nokta. Maalesef bizim göç etmemizin sebeplerinden bir tanesi, en büyüğü yücecilerimizin idam edilmesidir. Teşekkür ediyorum bir yer hocam. Ama bu kadar olmaz hocam. Bakın bu konuda kitaplar var. Biz o kitapları okuduk. Kitaplar eksik bilgilerle dolu. Siz orada bu olayları yaşamış insanlarla irtibat ta geçme imkanınız olabilir. Devletin yok da yok dediği arşivlere ve bilgilere siz mutlaka ulaşırsınız. O yüzden sizden istirhamımız, bize yücelcileri anlatmak üzere bir hazırlık yaparsanız iyi olur. Şu anda ben Tepeyüz Mektebi'nin bahçesindeki yücelciler anıtını gönderdim Sezai Bey'e. Ekrana getirebilirse iyi olur. Evet. Onu şu anda getiremiyorum hocam ama Erdoğan Başkan yücecilerle ilgili biz tabii burada durmayız. Yani onların iadeleri temin edinceye kadar bu davamızı yürüteceğiz ama elimizde böyle su götürmeye çok önemli 3 dakikalık bir film vardı. Bunu kimse göz ardı edemez. Yani ve maalesef o gün de siz de hatırlarsınız falan. Orada hakemlerinden 3 taneden 2 tanesi Türk, 1 tane Makedon. Savcı da Makedon, çok kötü niyetli elbette ki. Ve o kadar hızlı celse yapılmıştır ki bir celseyle Şubat ayında 27 Şubat'ta böyle 48 yılında böyle bir kararın alması gerçekten bütün hukuk camiasını şaşırtmıştı. Yani bugüne kadar o güne kadar Türkler'den terörist çıkmamış. Yani o yüzden de yani maksatlı uydurma bir süreç olduğu çok açık ve net olarak bugün bilinmektedir. Ama bunu ispatlamamız gerekirdi. Şimdi önemlisi Türkiye Cumhuriyeti anavatanımız buna sıcak bakmaktadır ve inşallah bunun sonunu getireceğiz. İnşallah. İnşallah müstakil de bir program yaparız bununla ilgili. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Memnuniyetle. Sabri Yılmaz hocam sizin olur mu bir katkınız? Sizin de mikrofon. Evet, mikrofonu açtım. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Gayet güzel bir programdı. Köklere inmezsek göklere yükselemeyiz. Aydın Çelebi Bey'e güzel sunumdan dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Makedonya ile ilgili de birçok hususu burada Erdoğan Bey dile getirdi. Belki daha fazla dile getirilmesi gereken hususlar var. Ekim ayı başında bir günlük Gostivar'a gidip gelmem gerekti. Gostivar'da kurulan Vizyon Üniversitesi, Uluslararası Vizyon Üniversitesi ve o üniversitenin ülkemiz açısından, Türklük açısından son derece önemli hizmetler yapacağını biliyorum. Rektör yardımcısı arkadaşım. Ama bizim ülkemizden ciddi anlamda desteğe ihtiyacı olan bir üniversite. Hem hocalarımızın hem bu platformda aktif olan, katılan, dinleyen büyüklerimizin o üniversitenin ihtiyaçları ile ilgili, özellikle Avrupa'da Türkçe eğitim yapan tek üniversite olması hasebiyle bu politikasının, bu eğitim anlayışının sürdürülmesi yönünde ciddi anlamda desteğe ihtiyaçları var. Bu noktada hem Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, yetkililer, YÖK,
Bu noktada üniversiteye destek olmalılar. Özellikle denklik konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Bu çerçevede Türk dünyası açısından, Türklük açısından ve Avrupa'da Türkçe eğitim yapan bir üniversitenin kurulmuş olması, hem Almanya hem Avusturya ile de ilişkiler kurmuş olması önemli. Söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum Sezai Bey. Hiç olmazsa bunları dile getirmiş, dile getirme imkanı buldum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Sayın Hocam. Sezai Hocam, benim kısaca vaktin izin verdiği kadarıyla bilgilendirmek istiyorum ama hocamızın da bu vizyon meselesiyle alakalı gündeme getirdiği konuyu çok yakından takip ediyorum ve tabii rektör arkadaşlardan, şimdiki rektörden de yola çıkarak Gostivar'ın da bir meselesi, Makedonya meselesi olduğundan dolayı çok iyi takip ediyorum. 19 hatıralarımı da zorladınız. Ben bunu söylemekten vazgeçemeyeceğim. 1995'te ilk defa Türkiye'ye bir resmi ziyaretim esnasında o zaman dış Türklerden sorumlu çok kıymetli bakanımız merhum Ayvaz Gökdemir'le görüşmüştük. Yanımda kurucu rektör Fadil Hoca vardı ve gazetecimiz Avni Engüllü de vardı. Bizden ne istiyorsunuz sorusuna dedim Sayın Bakanım, biz Üsküp'te Türkçe dili üzerine, Türk dili üzerine bir üniversitesinin açılmasını isterim. Ayvaz Gökdemir Allah razı olsun baktı bana, ya başkan dedi, ben de ülkücüyüm ama sen bunu aşmışsın, fazla bir şeydi. Üsküp'te Türkçe nasıl olabilir dedi. Ya biz kuracağız dedim. Er veya geç kuracağız ama bunu Üsküp'te olması Türkçenin Balkanlarda perçinleşmesi konusunda Türkiye'nin strateji konumuzu söz konusudur. Türkiye'nin strateji açısından çok büyük önem arz ettiğini dile getirdim. Tabii o zaman olmadı ama daha geç arkadaşlarımız, yani bizim rahli tedrisattan geçen arkadaşlarımız Gostivar'da böyle bir üniversite kurdu ve Gostivar üç dilli bir bölge olduğu için, yani Türkçenin ve alfabesinin resmi dil olduğu için Makedonya'daki yasalar Türkçe üniversitenin Türkçe olmasına izin vermiştir. Yok, Vizyon Üniversitesi'nin tanınmıştır. Yani Makedonya'da tanınan bir üniversitedir. Ancak denklik konusunda sorun vardı. Tabii hemen bu denklik konusunda da girişimler var ama son işte Türk dünyasının aksakallarından eski başbakanımız, son başbakanımız Binali Yıldırım Bey bir hafta önce Gostivar'ı ziyaret etmişti. Bir de senato ile beraber biz de siyasi olarak bir toplantı yapmıştık. Bu sorunları dile getirdik ama tabii siz de yakından biliriz, hocam da tabii bilir. Aslında bu Balkan Üniversitesi ile Vizyon arasındaki sıkıntı söz konusudur. Yani bunlar birbirine rekabet gözüyle baktığı müddetçe bu sorunun çözüme ulaşması çok zordur. Ama elbette ki beklentimiz o yöndedir. Balkanlarda Türk dilinde yapan bir üniversitesinin sadece Türkçe yapıldığı için tanımaması gerçekten acıdır. Başka gerekçeler bulunabilir. Yani ne bileyim bir vitrin üniversitesidir, butik üniversitesidir falan denilebilir ama onun çaresi var. Türkiye'den visiting hocalar getirilebilirler ve oradaki hocaların çoğu da Türkiye'de mezun olmuş. Masterlerini, doktorasını Türkiye'de tamamlamış insanlar. Gerekirse Türkiye'de buradan elemanlar orada yetiştirecektir ve bu Türkiye'nin, yani Batı Makedonya'da bütün Balkanlara hitap etme açısından çok önem taşıdığını ben de bu fikri taşımaktayım ve savunmaktayım. Ve inanırım ki gün gelir pek çabukta bu Cumhur İttifakı'nın bu konuda olumlu karar alacağına ve gerekçi, tabii Vizyon Üniversitesi'nin de yapması gerektiği işler var. Onların da bu işi yaptıktan sonra elbette ki bu anlayış böyle sorunlu olmaktan çıkacaktır ve Vizyon Üniversitesi gerçek manada sadece Makedonya Türklerinin değil Balkan Türklerinin gerçek bir ilim irfan ve ilim yuvası olacağından ben eminim. Kısaca böyle bilgilendirme için, bizi dinleyenler için hocam. Sağ olun Sayın Başkanım. Fadıl hocamız da biz Sezai platformda misafir etmiştik. Evet. Buyurun. Ahmet Vecdi Can hocamız daha önceden Sakarya Üniversitesi'nin işletme bölümünden dekanımız, şu anda Vizyon Üniversitesi'nin rektörüdür ve can dostumuzdur. Gerçekten bu işin üstesinden geleceğinden ben yürekten inanıyorum. İnşallah, inşallah. Buyurun hocam, kusura bakmayın.
Hanefi Hocam sizin bir katkınız olur mu? Başka soru, katkıda bulunmak isteyen dostlarımız var mı? Musa Hocam. Hayırlı akşamlar cümleten. Başta Aydın Çelebi Hocamıza ve değerli Erdoğan Başkanımıza ve katkı veren diğer tüm hazırına teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun Aran efendim. Güzel bir konuydu. İlgiyle dinledim. Yani mezunun sonunda tabii Vizyon Üniversitesi'ne geldi konu. Yani düşünseniz de Türkçe eğitim yapan bir kurumu Türkiye'de tanımıyorsunuz. Yani bu bizim konuşacak bir şey yok. Namık Hocam da söyledi. Yani lobi meselesi de bu iş biraz aptallık da işi yani. Tamam lobi olabilir ama biz aptalız da galiba. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkesi kendi dilinde yapılmış bir eğitimi reddetmez ya. O yüzden Vizyon Üniversitesi'ne yapılan Türkiye'de cehalet deseniz cehalet değil, aptallık deseniz aptallık değil, zulüm deseniz zulüm değil. Yani nasıl anlatacağımızı da bilemiyoruz. Dolayısıyla kısa zamanda çözüleceğine inanıyorum efendim. İhanet diyelim hocam. İhanet doğru, doğru. İhanet diyelim hocam. Ama duyumlarımız öyle ki çözüm yoluna girmiş sanki. Ne diyelim, iktidar ortağı mı diyeyim artık? Müdahale etmiş galiba. Aynen. Doğru. Şey var, bir gelişmeler olacakmış herhalde. O yüzden inşallah daha iyisi olur. Desteklemeye devam edeceğiz efendim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz Musa Hocam. Başka görüş ve katkı soru yoksa saatte epeyce ilerledi sözler için. Aydın Çelebi Hocamıza bir söz verelim. Son sözlerini aldıktan sonra programı kapatalım. Buyurun. Ben de hocam izin verirseniz araya giriyorum. Evladım Fatiha'nın diyarından hepsine, bizi dinleyenlere, size başta olmamıza en kalbi selam ve hürmetlerimi arz ederim. Sağ olun hocam. Biz de bir mukabele aynı şekilde. Sağ olun. Selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Buyurun Aydın Hocam. Ben de Erdoğan abimin beni kırmayarak bu meclise katıldığı için çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Yani yanmadı bilmezlerimi iletiyorum bu arada. Katılan bütün katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. Anlatılanlar bizim yaramız. Ama beklentilerimiz var Türk milleti olarak gelecekten. İnşallah hayal dedik. Hayallerimiz yavaş yavaş gerçekleşmeye başlıyor. Turan gerçekleşir. Dünyaya adaletli bir yönetim gelir. İnsanlar öldürülmez. İnsana insan gibi değer verilir. Ben katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle Sezai Hocam sizlere de. Sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Suçlu insan ettiysem de affola. Aydın Hocam çok teşekkür ederiz. Değerli dostlar, İzmir Düşünce Platformu'nun 137. programında Aydın Çelebi Hocamızı misafir ettik. Konumuz köklere inemezseniz göklere yükselemezseniz. Önümüzdeki hafta başka bir konu ve konukla buluşmak üzere herkese hayırlı geceler diliyorum.